etmişsiniz efendim. Emniyet teşkilatı, daha doğrusu bizim kısım çok önemli bir mesele karşısında. Bizi biraz uğraştıracak gibi. Şimdi, bak kadının ismi Linda. Gittiği her ülkede, yaptığı her işte daima isim değiştiriyor, hüviyet değiştiriyor. Bazen sarışın, bazen esmer, bazen genç, bazen yaşlı ama daima güzel. Güzel ve hain. Hain ve gaddar. Acımadan öldürebiliyor. İşkence etmekten de müthiş bir zevk duyuyor. Elimizde tek bir fotoğrafı var. Kimin hesabına çalıştığı belli değil. Parayı seviyor. Bir de erkeklere aşırı zaafı var. Hakkında bilinenler bunlar. Şimdi de memleketimize geleceğini haber aldık. Milli güvenliğimiz bakımından bu casus ve sabotör kadının niçin geldiğini, ne yapmak istediğini, kimlerle temas edeceğini bilmek zorundayız. Kadınla tanışacak, konuşturmaya çalışacaksın. En yakın zamanda geri dönmeye mecbur olmalı. Başüstüne efendim. Sana bu vakada Vedat yardımcı olacak. Kendisiyle derhal görüş, harekat planını hazırla. Peki efendim. Madam Linda için Marcel isminde bir kuyumcu, Park Saray Oteli'nde bir oda ayırtmış. Bu kuyumcu Marcel'in de gerçek hüviyetini, kadınla olan münasebetinin iç yüzünü öğrenmeliyiz. Emredersiniz efendim. Saray yeni lüks bir otel. Lokantası, Amerikan barı, gece kulübü var. Kadın ikinci katta tek yataklı bir odada kalacakmış. Linda ile bu gece tanışmalıyım. Yıldırım aşkına tutulmuş, sevdalı bir erkek rolündeyim. İsmim Yılmaz Tezeroğlu. Elektronik kimya mühendisiyim. Devlet hesabına gizli araştırmalarda çalışıyorum. Geveziyim biraz. Tamam. Kadının yanında kuyumcu Marcel olabilir. Maçmak senin vazifen. Linda ile rahatça baş başa konuşmalıyım. Anlıyorum, merak etme. Bu akşam Park Saray Kulübü'nden vazifeye başlıyoruz. Neşeyle yaşarken, kaygısızca deşen, beni bir duygu sarar seni birden. Bir bezginliktir başlar, bir eksiklik duyulur. Bir şey vardır anlaşılmayan. Sonra bir gün kalpler sevinçle dolar. Bir bakış, bir gülüş seni mutlular. Her şey güzeldir artık, iyi doğuşçasına. Bu aşk, aşk, aşkın başlıyor. Seven gözler, güven. Demek hemen peşime düştüler. Şu yakışıklı erkeği gönderdiler. Buraya başka bir sebeple gelmiş olamaz. Gözlerini senden ayırmıyor. Seni çok beğenmiş olan, tanışmak isteyen bir erkek gibi davranıyor. Süsler rüyalar, sevdanın hayali. Her şey güzeldir artık. Bizden pek çok kişinin kanına girmiş, bir sürü işimizi bozmuş olan Kenan'ı ben de beğeneyim biraz. Ortadan kalkması hepimiz için iyi oldu. Yakaladığı, öldürdüğü arkadaşlarımızı düşün. Başımızı kaç defa belaya soktuğunu hatırla. Ecelini aradı, buldu nihayet. Lakin güzel bir ecel, empes bir ecel. Mersi Marcel. Dokuz şarkıya başlıyor, dans edelim. Adımı almam desen de, mektuplarımı göndersem de, kollarıma çaresiz bir gün döneceksin. Belki yağmur yağarken sonbaharda, kapım çalınacak yavaşça, seni bulacağım karşımda. Belki de karlı soğuk bir havada, buluştuğumuz durakta, hatırlayacaksın kollarıma.
bir daha dönmem desen de, aşkımı istemesen de, en sonunda yine benimsin. Adını anmam desen de, mektuplarımı göndersen de, kollarıma çaresiz bir gün döneceksin. Belki yağmur yağarken sonbaharda, kapın çalacak yavaşça, seni bulacağım karşımda. Belki de karlı soğuk bir havada, buluştuğumuz durakta, hatırlayacaksın kollarına. Sahiden güzel kadın. Gözlerini de senden ayırmıyor. Tanıdığı için mi, beğendiği için mi bakıyor, anlayacağız. Seni bulacağım karşında. Belki de karlı soğuk bir havada, buluştuğumuz durakta, hatırlayacaksın kollarına. Tanışmalıyım Kenan'la, içki içmeliyim, bir yere götürmek isterse gitmeliyim. Tuzağına düşmeliyim şu budalanın. Konuşma, şarkıyı dinliyorum. Belki de karlı soğuk bir havada, buluştuğumuz durakta, hatırlayacaksın kollarıma. Belki yağmur yağarken sonbaharda, kapım çalınacak yavaşça, seni bulacağım karşımda. Belki de karlı soğuk bir havada, buluştuğumuz durakta, hatırlayacaksın kollarıma. Marcel'in peşini bırakma, bir daha dönmesin buraya. Arkadaşınız dönünceye kadar sizi yalnız bırakmamak istiyorum. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Dans eder misiniz? Memnuniyetle. Nadia Gray. Aslen Sırbistanlıyım. Evli misiniz? Hayır, merak etmeyin. Yanımdaki erkek çok uzak bir akrabamdır. Şarkıyı dinledik. Rocco çok güzel söyledi. Hiç kimse şüphelenmedi. Şarkının sözlerini şifreyle çözüp bu gece size bildireceğim. Şifredeki gizli emri Madame Linda'ya da bildiriniz. Verilen emre göre hareket etsin. Baş üstüne! Ayrı bir haberim daha var. Türk gezi servisi de peşimizde. Bu iş için gene Kenan'ı vazifelendirmişler. Linda hemen kendisiyle tanışıp icabına bakacak. Merkezden zaten kesin talimat verdi. Kenan'ın işi mutlaka bitmeli. Linda bu fırsatı kaçırmasın. Merak etmeyin, Kenan bu gece ölecek. Tekrar arayacağım sizi. Biraz da biz konuşalım. Kimsiniz? Dışarıda tanışacağız. Salonda bir hanım misafirim bekliyor. Uzatma! Gülümse biraz, gülümse! İki arkadaş gibi çıkalım. Ya da leşini çıkartırım buradan. Cesedini sırtımda taşıtma bana, mecbur etme, söz dinle! Hemen götürün! Şu andan itibaren mevkuftur! Derhal ifadesi alınacak! Dur bir dakika! Şu kağıda aynen söylediklerimi yazacaksın, aynen!
Slivy Bey size gönderdi. Çok şanslısınız. Bütün gece sizinle olabilirim. Akrabamın ani bir işi çıkmış, gitmek zorunda kalmış, özür diliyor. Bu fırsatı verdiği için kendisine mutlaka teşekkür etmek isterdim. Hesap lütfen. Baş üstüne paşa. Ne yapmak, nereye gitmek istersiniz? İstanbul'a sık sık geldiğim halde bir kadını eğlendirmek, oyalamak sizin gibi usta bir erkek için zor bir şey olmasa gerek. Sizin gibi harikulade, sizin gibi güzel, açık, zeki bir kadınla beraber olmanın şaşkınlığını yaşıyorum. Ne isterseniz, ne derseniz onu yapacağım. Öyleyse tenha bir lokale gidelim. Eskiden bildiğim bir yer vardı ama hala duruyor mu bilmiyorum. Gidelim bakalım bir defa. Marcel'in işi tamam. Orkestra şefi şarkıcı Rokos da düşman ajanlarından biri. Şarkıyla verdiği talimatı öğrenmeliyiz. Rokos 1. Levent'te 32. sokakta 27 numaralı evde oturuyormuş. Teşekkür ederim paşam. Hayırlı akşamlar. Yine buradayım. Hiçbir şey değişmemiş, eşyalar, ışıklar. Yanınızdaki erkekten başka. Hayır. Yalnızdım o gece. Tek başıma gelmiş, içmiştim. Müzik dinlemiştim. Yalnız değilsiniz artık, beraber olduğumuz için içelim. Garip bir şekilde tanıştık. Belki de tanıştığımız gibi apansız ayrılacağız. Hiçbir şey düşünmeyelim bu gece. Yaşadığımız her dakikanın tadını çıkartalım. Aşktan, sevişmekten bahsedin bana. Burada değil, baş başa kaldığımız zaman. Nerede? Otelime götüremem sizi. Başka da hiçbir yer bilmiyorum. Sizi evimde misafir edeceğim. Dostlarım iyi bir ev sahibi olduğumu söylerler. Belli, kolay kolay yanılmam. Pek usta, pek tecrübeli, pek mahir bir ev sahibi olduğunuzdan şüphem yok. Kenan nihayet belasını buldu. Linda'dan hiç şüphe etmediği belliydi. Nereye gittiler? Sevişmeye, Kenan'ın evine! Linda şimdi vurmak üzeredir Kenan'ı. Telefonla haber verecek bize. Sonra da Marcel'in evine gidecek, orada buluşacağız. Marcel şarkının şifresini şimdi çözmekte. Aldığımız talimata göre harekete geçeceğiz. Linda gebertirken Kenan'ın halini görmek isterdim. Mühendisi sanmıyordum seni. Vaktiyle spor yapmış, arazi sahibi bir erkek hali var sende. Herkes beni başka türlü görür, başka türlü düşünür.
Asıl mesleğimi ben de unuttum. Ben söyleyeyim istersen. Türk Milli Emniyetinden Kenan. İkimizden birinin ölmesi lazımdı Linda. Memleketime kim kötülük etmeye kalkışırsa senden beter olacak. Marcel'in de işini bitirdik bu gece. Hepsini tek tek avlayacağız. Ölmüş? Ölüsünü ortadan kaldır. Ben şarkıcı Rokos'la konuşmaya gidiyorum. Tabancası da kendisi kadar güzelmiş. Hatıra olarak saklayacağım bunu. Çabuk davrandı silah. Acele etti. Konuşturamadım. Marcel neler söyledi? Henüz konuşmuyor. İnatçı biraz. Belki Rokos gevezeliği sever. Ne de olsa şarkıcıdır. Ağzını kapalı tutamaz belki. Hemen onu bulmalıyım. Ne var, kimsiniz? Sesinizin hayranlarından biriyim. Bu akşam söylediğiniz bir şarkıyı tekrar dinlemek istiyorum. Ha, deli misiniz, dersiniz? Bu saatte kapı önünde şarkı mı söyleyecek? Pavyona gelirsiniz, orada dinlersiniz. Dünyada ne manyaklar var be! Dur bakalım, ne diyorsam onu yapacaksın! Konuşacaksın Rokos, elimden kurtulamazsın! Ne konuşacağım, ne istiyorsunuz benden? Linda ile Marcel'e söylediği şarkıyı... Linda ile Marcel mi? Kim bunlar? Oyunu bırak! Beni de tanıyorsun, birbirimizin kim olduğunu biliyoruz! O şarkının sözlerini ne zaman gönderdiler sana, kim gönderdi? Hiç kimse! Yeni bir şarkı! Çok tutulacak ve sevilecek bir şarkı! Bayat bir numara bu! Her kelimesinin ayrıca gizli bir manası var! Şarkıyı çözecek şifre Marcel'de, Marcel de bizim elimizde! Talimatın ne olduğunu o söyleyecek! Sen de şarkıyı sana kimlerin gönderdiğini... Bu akşam Linda ile Marcel'e söylemek için kimden emir aldığını anlatacaksın, söyle! Öncekiler gibi biz de darmadağın olduk. Linda ile Marcel ortada yok. Kenan yaşıyor. Demek ki Rokos'u öldürdüğü gibi Linda ile Marcel'i de tuzağa düşürdü. Hemen harekete geçmezsek sıra bizlere de gelecek. Merkezin gizli şifreyle verdiği talimat da Türk Milli Güvenlik Servisi'nin eline geçti. Bütün planları yeniden yapmamız lazım. Merkez hepimize ateş püskürüyor. Ne yapacağız? Zayten'i bekleyeceğiz. Zayten buraya mı geliyor? Evet. Harekatı bizzat kendisi idare edecekmiş. Biraz sonra havaalanına gidip karşılayacağım. Bu arabayı burada bırakın. Polis başımıza bela olur sonra. Thank you.
teşkilatımız için utanç verici günler yaşıyoruz. Korkak, budala ve beceriksizsiniz. Hepinizi suçluyorum. Hepinizden tek tek hesap sorulacak. Önce can düşmanımız Kenan'ı ve yardımcılarını ortadan kaldıracağız. Kenan'ın dosyasını istiyorum. Bu adamın özel hayatı hakkında rapor hazırlayacaksın. Kimsesi var mı Kenan'ın? Bir kız kardeşi var, beraber oturuyorlar. Kızın ismi Meral, genç, bekar. Hiç kimseyle ilişkisi yok. Kahve içer misin abi? Yok, içmem, hemen çıkmalıyım. Akşam yemeğe gelecek misin? Hayır, bu gece Selma'yı gezdireceğim. Kızcağızı ne zamandır ihmal ediyorum. Sen de bizimle gelir misin? İkinizin arasında olmayayım. Selma bu kadar zamandan sonra seninle baş başa olmak ister herhalde. Seni de ihmal ediyorum. Bu ara işlerim pek çok. Sana karşı iyi bir abi değil. Hiçbir eksiğim, hiçbir ihtiyacım yok. Daima güler yüzlü, daima müşfiksin. Çok çalıştığını, çok yorulduğunu biliyorum abi. Ne isteyebilirim ki senden? Hayatında devamlı bir kadın var mı Kenan'ın? Sevgilisi var mı? Evet efendim. Selma isminde bir sevgilisi var. Kız bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. Tek başına yaşıyor. Kenan'dan başka hiç kimseyle hiçbir yere çıktığı görülmedi. Daha zor günler yaşayacağız. Tetikte olun bu ara. Evlerinizi değiştirin. Tanışacağınız her yeni kadın ve erkekten şüphe edin. Hiçbir kadına asıl mesleğinizi ve kimliğinizi açıklamayın. Önemli bir hadise mi var efendim? Evet. Zaten gelmiş. Seninle yapacakları ölüm kalım mücadelesini bizzat idare edecek herhalde. Kenan beyefendiyle görüşmek istiyorum. Biraz önce çıktı. Ya nereye gitti acaba? Bilmiyorum, söylemedi. Niçin aramıştınız? Çok önemli bir mesele hakkında konuşmamız lazımdı. Kendisine yazılı bir not bırakabilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Sahiden özlemiş. Bir varsın bir yoksun Kenan, gülme. Anlamaya çalış beni. Bazen ortadan kayboluyor, günlerce görünmüyorsun. Aramıyorsun bile. Beni sevdiğine, beni gerçekten özlediğine nasıl inanabilirim? Hepsi geçecek, düzene girecek. Evleneceğiz Selma. İkimiz için de yeni bir hayat başlayacak. Bunun için uğraşıyorum. Daha çok kazanmak, seni ve kız kardeşimi daha rahat, daha mutlu yaşatmak için uğraşıyorum.